Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 10 Haziran Cuma, Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 9 koşulu program var ama bugün bayağı birbirinden önemli koşuların, grup yarışlarının, hatta Avrupa'dan da gelen safkanların katılacağı bir program var. Güzel bir program. Ben bir aksilik olmadı takdirde herhalde büyük ihtimalle bugünkü altılığı yakalarız diye düşünüyorum sizlere. Bu arada arkadaşlar dün bir safkan hakkında ben bayağı övgüler bahsettim dünkü oyun için. Ya normalde kazanır. Hatta ben orada bu konuşmayı yaptıktan sonra bir şeyler daha söyledim. Ya bakın dedim, at atı geçer, yani bu at yarışına at atı her zaman geçer. Şimdi ben bu kadar bu ata güveniyorum. Kalkıp da at geçmeyebilirse de hiç şaşırmayacağımız bir oyun. Çünkü bize denk gelir mi? Gelir. İşte dün akşamki geldiği gibi maalesef oluyor mu? Oluyor. Tabii böyle konuşunca bazı arkadaşlar da gerçekten güvendi. Ama haklı olarak güvendi. Ben gerçekten bu at yine koşsun, yine tek atarım. İsterse sonuncu olsun 5 kere. Bu grubun atı değil bir kere. Nasıl geçilir? Bu şekilde geçilir. Başka türlü geçilir. Ama bir şekilde geçilir. At atı her zaman geçer. Ama oluyor mu? Oluyor işte, gördünüz yani. Kimler geçilmedi ki yani böyle yarışlarda? Oluyor işte maalesef. Çok güvendik ama bizi de hayal kırıklığına uğrattı. Ama bugün inşallah acısını çıkartırız. Herhalde bugünkü oyun biraz daha sağlam gibi gözüküyor. İnşallah bizi yanıltmaz. Sizlere dünkünün acısını çıkartırız diye umuyorum arkadaşlar. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Ve hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Birinci koşu, ikinci koşuyu sadece şablonda belirtiyorum. Üçüncü koşudan itibaren başlıyorum. Üçüncü koşu saatler 21:29'u geçerken şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı 7 safkanın yer almış olduğu bu koşuyla ilk startımızı verelim. Tabii ki oranlarla başlayalım hemen. Birinci koşu birinci sırada Binoğlu safkan 1.75 oran sahip, 2.10 safkan 2.5 lira, 3.10 safkan 4 lira, 6.10 safkan 5 lira, 7.10 safkan 6 lira, 4.10 safkan 9 lira ve 5.10 safkan da 50 liralık orana sahip. Evet, üçüncü koşudaki sıralama Binoğlu Sicili Kay, Buffet Bistemsisi Oze Ortiz'de en azından bugüne göre biraz daha rakiplerine oranla ön plana çıkıyor. Koşmuş olduğu gruplara göre tabii ki. İkinolu Prisoner, bir Violence temsilcisi Dalin Davis'e stat alan safkan 3 yarışın 3'ünde kazanmış, oldukça da güzel bir isim. 3 nolu Perfect Monix mi? Monix temsilcisi Louis Saez gibi usta pilotuyla yine iyi koşacak isimler arasında. Bir de 6 nolu Rega Musikman, bir Mercedes Musik temsilcisi de Rat Ortiz Junior'la güzel performansıyla şanslı gördüğüm diğer isim. 1-2-3-6 bu koşudaki sıralama oldu benim. Hemen günün 4. koşusu, yani 2. altınlı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim koşusuna 4, 6 ve 13.10 safkanların yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Bakalım bizde bunlar var mı yok mu, ben bir kontrol edeyim. Çünkü bazen çıkabiliyor onlar. Bakayım, şu anda gözükmüyor. Evet, hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Birkaç kez öyle tek attığım atlar oldu. Tam program sunacağım. Baktım at çıktı. Tabii şimdi o anda insan afallıyor ne yapacağını. Biz de hemen rakipleri aramaya başladık. O şekilde sunuyoruz ama tabii oyun program olduğu gibi alt üst oluyor maalesef. Bu oranlar kapalıydı ben çalışırken, iyi. En azından bunlar da açılmış. Bekleyelim hepsini birden seyredelim en azından oranlar hepsini. 7.10 safkan 2.5 lira, 3.10 safkan 3 lira, 8.10 safkan 3.30, 11.10 safkan 4.5 lira, 12.10 safkan 7 lira, 9.10 safkan 9 lira, 10.10 safkan 16 lira, 1.5.2 de 22 liradan başlayan oranlara sahip. Hemen programımıza geçtik. Günün ikinci altılı Ganyan'da ilk ayakta benim önereceğim isim 7.10'lu Miss Drasari. Drakari. Bu Miss Drakari biliyorsunuz Game of Thrones'ta ejder yapacağı zaman Drakari diyor. İşte o işte herhalde oradan isim bulmuşlar. Vallahi olsun, neler düşünüyorlar. Bu Malibu'nun temsilcisi Dalin Davis'e staff alacak olan bu safkan bana göre normal şartlar altında bu grubu geçmesi gerekiyor. Yapmış olduğu performansına göre arkadaşlar orijinal olarak da oldukça kuvvetli. Ha, bir aksilik olmadı da kazanabilir. Ama tabii ki rakipleri var. Öncelik 3 nolu Ready to Venture, bir Kingman temsilcisi, benim sevdiğim orijinallerden. Anne kanatına baktığın zaman bir Seed Stars gibi. Gerçekten Seed Stars sadece aşım bedeli ilk açıklandığında 500 bin euro muydu, öyle bir şeydi galiba. O civarlarda yüksek bir meblağ sağladı. Hatta aracılar bir tane kısrağını, dişisini almışlardı. O zaman bayağı pahalısı, bayağı yankı uyandırmıştı yani. Düşünün yani. Bu kendi Carmocho'la start alacak olan safkan yine güzel orijini ve güzel performansıyla. Bir de 11 nolu At Vauk, bir City Zip temsilcisi olan bu safkan da Flavio Prat'la yine etkili koşacak isimler arasında. 7-3-11 biraz daha ön planda ama burada tabii ki sürpriz yapabilecek kabiliyette isimler var.
Bunlardan birisi 8-10'lu Zainal Arap. Bir Warfront temsilcisi anneden de bir top hit olan bu safkan Irak Ortiz Junior'a start alıyor. Ve bana göre bugün çok etkili bir yarış koşabilecek kapasiteye sahip. Safkan sürekli sentrik kumlarda koşuyor ama bana göre orijin olarak tam bir çim orijini. Bugün bence farklı bir yarış koşar. Bir de 5-10'lu Screaming Boy. Bir Spekistan temsilcisi Eric Chancel'la yine son kazanmış oldu. Güzel yarışıyla şanslı verdiğim isim. 7-3-11 daha sonra 8-5. Günün 5. koşusuna geldik. Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve 10 safkanı da yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlara bakalım arkadaşlar. İkinol safkan 1.50, binol safkan 4 lira, 4.10 safkan 5 lira, 3.10 safkan 6 lira, 8.10 safkan 9 lira, 6.10 safkan 8 lira, 5.10 safkan 11 lira, 9.10 safkan 11 lira, 7.10 safkan 14 lira ve 10.10 safkan da 20 liralık orana sahip. 5. koşudaki sıralamam önce 2.10'lu Yarrow, bir Lucky Not Lucky temsilcisi o halde Rosario ile sıralam safkan da benim de bugün favori olarak gösterdiğim isim koşmuş olduğu yarışlara göre bu zamana kadar Maiden'a nasıl takılmış inanın hayretler içerisindeyim. Daha sonra 3.10'lu Buito Last, bir Freud temsilcisi Javier Castellano ile start alacak onun safkan da güzel bir çim orijine sahip ve performansı da fena değil. 6.10'lu Fuaco, bir Artie Schiller temsilcisi Rat Ortiz Junior'a start alıyor ve kesinlikle bu grupta iş yapacak bir safkan ama 5 yaşında olan bir safkan. 1.10'lu Fetters Road, bir Quiet Road temsilcisi Jose Lescano ile yine güzel ve istikrarlı performansı. 9.10'lu Dream Point, bir Point of Entry temsilcisi Trevor McCarthy ile ve 5.10'lu Full Complement, bir Constituent temsilcisi Dylan Davis ile ilk kez start alacak olmasına rağmen önlerde şanslı gördüğüm isim oldu. 2-3-6-1-9-5 bu 6 safkan bu koşudaki sıralama. Günün 6. koşusuna geldik. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve burada da çıkan safkanlar başlamış. Evet. Bende 2 tanesi var. 6 ve 7. Ne o safkana çıkmış. Ben de hemen 6'yı karalayayım. Bir de 7'yi karalayalım arkadaşlar. Şablonla artık ona göre bakarız yine. Fazla da vakit kaybetmek istemiyorum. Evet, bu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Maalesef iki tane atımız çıkmış. İşte böyle oluyor. Burada 1.10'lu safkan 2 lira, 4.10 safkan 2.5 lira, 5.10 safkan 3 lira, 3.10 safkan 4 lira, 8.10 safkan 14 lira ve 2.10'lu safkan da 16 liralık orana sahip. Evet, gördüğünüz gibi 4 safkan bayağı favori olma durumu var. Benim sıralama o şekilde. 4.10'lu Mishivas Dine, bir Practical Joker temsilcisi Dylan Davis de güzel performansla benim ilk sırada. 1.10'lu Jane Gray, bir Into Mischief temsilcisi Junior Alvarado ile koşacak olan safkan, tek koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim. Bir de 5.10'lu Baba, geçen yarışta da bizim programımıza konuk olan bu Uncle Mo temsilcisi de Rat Ortiz Junior ile güzel performansıyla şanslı gördüğüm diğer isim. Ve son olarak da 3.10'lu Ruiz In Time, bir The Factor temsilcisi Jose Ortiz de yine şans verdiğim isim. 4-1-5-3 benim bu koşudaki sıralam oldu. Günün 7. koşusuna geldik. Günün önemli koşularının yer aldığı koşulara başladık. 23.42'de başlıyor Belmont Gold Kupası Stakes. Bir grup 2, 4 ve yukarı İngilizlerin 3200 metrelik uzun mesafeli bir yarışı ve 8 safkanın da yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlarıyla devam edelim. Bu koşu bizde yok ama burası da bir grup 3 olması lazım. Ya grup 2 ya grup 3, öyle bir şey olması lazım. İkinolu safkan 2.25, 4.10'lu safkan 2.5 lira, 1.10'lu safkan 2.5 lira, 7.10'lu safkan 7.5 lira, 8.5 lira, 6.10'lu safkan 14 lira ve 3.10'lu safkan da 14 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geldik. Bugünün önemli koşullarından birisi olan yarışta iki tane yurt dışından, Avrupa'dan gelen 1.10'lu Loft, bu Adler Fug temsilcisi, anne kanatında bir Duvavi temsilcisi olan bu safkan Andrej Starke, Almanya'da da sürekli bu safkanda yarışı olan bir isim, hatta yarış kazanmışlığı var. Bu safkan grup yarışları kazanan bir isim, Avrupa'dan ve Amerika'ya geldiği bir yarışı da kazandı. Bence kazanmaması için hiçbir neden yok ve 3200 metrede son yarışını kazanan bir isim. Yani mesafeye yatkın, zaten Alman atları genelde uzağa mesafelerde daha etkili oluyor. Tabii bir de 4.10'lu Outbox var. Bir Frankel temsilcisi, yine şampiyon bir safkan. Frankel bu zamana kadar hiç geçirmedi arkadaşlar. Bütün koşullarını kazanan bir isim.
en azından birkaç yarışında seyretme imkanı buldum. En azından koşarken. Holly Doyle ve İngiltere'nin başarılı bayan jockey ile start oluyor. Holly Doyle orada yılın jockey'i seçildi arkadaş. Bayağı iyi bir binici. Ve buraya çok iddialı geldiler. O yüzden ben yurt dışında şu anda 2-10 safkan favori gözüküyor ama ben 1-4'ü biraz daha ön plana alıyorum. Ama 3. safkanı ilave etme gerektiğini olanlarda 2-10'u Aban ve White Hart çerge temsilcisi Louis Saez de ilave edebiliriz arkadaşlar. Ama önce 1-4 daha sonra 2-10 safkan. Geldik günün bir diğer önemli koşusuna. Turu North Stakes. Yine bir grup 2, 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışı ve hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet burada 3-10 safkan 1/2, 0.5 gibi bayağı ciddi bir oran sahip. 6-10 safkan 3.30, 4-10 safkan 7 lira, 1-10 safkan 8 lira, 5-10 safkan 16 lira ve 2-10 safkan da 66 liralık orana sahip. Evet burada 3-10 Jackie's Warrior ve Marcel's Music temsilcisi o halde Rosario Stafford'un safkan gerçekten maşallah dedilecek kadar güzel bir safkan. Burada da birkaç rakibini aynı koşuda geride bırakan bu isim bana göre kazanmaya en yakın isim. Benim bugünkü ikinci bankom olacak. İkinci banko değil benim. Birinci banko diyelim. Birinci olan Jacobs Warrior benim bugün kazanmasını beklediğim banko isim arkadaşlar. Ha şöyle bir durum var. Sonda da benim bankom var da. Eğer bu safkanı illa ya bir rakip yazalım derseniz en azından son yarışında geçirdiği rakibini bugün rövanşı almaya çalışacak olan Altınolu Son Money. Rat Ortiz Junior'la. Bana göre yani rakip aramak isterseniz bu safkanı bir şans denilebilir. Ama 3-10'lu Jackie's Warrior yani bir çok büyük bir aksilik olmadı. Dünkü gibi konuşmayayım. Ondan sonra yine başıma gelir. Yani geçirmemesi lazım. Ama illa da rakip arıyorsanız en azından 6-10'lu Sant Money'i de rakip olarak yazabiliriz. Ama 3 ben bugün oyun oynarsam banko olarak geçeceğim. Tabi banko geçeceğiz. Ondan sonra 6 gelir ve ona akla karayıp birinci neyse nasıl kelimeseyse artık. Geldik günün son koşusuna. New York State günün en önemli koşularından birisi. Grup 1 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre çim yarışı ve burada 1-2-3-5 no safkanlar ekürü. Gördüğünüz gibi ekürüler burada ve hepsi de Chad Brown ekürüsüne ait gözüküyor. Tabi oranlara bakalım. Oranlar da çok güzel. Evet açılsın oranları da. Evet burada 2-10 safkan Evan almış yani satış kapanmış ama olan yerde 1 lira 10 kuruş gibi. 3-10 safkan 2,5 lira, 5-10 safkan 3 lira, 7-10 safkan 9 lira, 1 ve 4 de 22 lirada başlayan oranlara sahip. Arkadaşlar ben burada 5-10'lu Blacker Street, bu Koalit Road temsilcisi Rat Ortiz Junior satacak olan safkan. Görmüş olduğunuz gibi bütün yarışlarını hemen hemen kazanmış bir isim. Ben bir kez daha bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Rakip arayanlara rakip vereceğim çünkü. Rakip arayanlara ekürleri vereceğim arkadaşlar. 2-10'lu Roger. Bu safkan da bayağı iyi. Bir de 3-10'lu Virginia Joy. Yani ekürler banko arkadaşlar. Hemen şablonumuza bakalım. Birinci koşu 2-1-7-5-9-11. İkinci koşu 3 tek. Üçüncü koşu 1-2-3-6. Altılı Ganyan ikinci ayağında. Yani ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı olan dördüncü koşuda 7-3-11 daha sonra 8-5. Beşinci koşu 2-3-6-1-9-5. Altıncı koşu 4-1-6-5 daha sonra 3-7. 7. koşu 1-4 daha sonra 2. 8. koşu 3 bir aksilik olmadı da kazanmasını bekliyorum. Banko olarak önerdiğim isim ama illa da rakip arıyorsanız 6. Son ayakta da 5-10 safkan tek arkadaşlar. Ekürlerle birlikte tabii ki. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.